TGS Haber ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün 14 Haziran Perşembe, haftanın 4. işlem günündeyiz. Bu hafta piyasalar açısından verilerle dolu bir haftaydı. İlk önce Borsa İstanbul 100 endeksine bakacağız ama bu hafta neler oldu kısaca da bir üstünden geçelim. İlk başta büyüme verileri açıklandı. Dün de sanayi üretimi verileri geldi. Aynı zamanda özel sektörün yurt dışından kredi borcu verilerini izledik. Daha da önemlisi dün Fed'in açıklaması geldi. İşte bu açıklamalardan sonra piyasaları sizlerle değerlendireceğiz. Bakalım önce Borsa İstanbul 100 dün günü nasıl kapatmış? 93.505 puanla kapattı. Dün borsa günü. Bu da yaklaşık %2'lik bir düşüşe denk geliyor. Dolara bakıyoruz. Dolar 4.65 seviyesinde aşağı doğru bir yön izliyor. Euro da yine aynı şekilde 5.49 seviyesinde. Parite gelecek birazdan ekranlarımıza. Euro dolar paritesi 1.18'e kadar yükseldi. Gözler şimdi Avrupa Merkez Bankası kararlarında. Cumhuriyet altınına son olarak da bir göz atalım. 1288 lirada Cumhuriyet altını, gram altınsa 195 liraya kadar tekrar yükseldi. Şimdi bir de bu hafta açıklanan veriler arasında dün sanayi üretim verileri açıklandı demiştik. Onlara da tekrar bir göz atalım sizlerle. Gördüğünüz gibi burada yıllık bazda sanayi üretim verilerini izliyoruz. Ocak ayında %12, Şubat ayında %9.9, Mart ayında %7.6 ve en son Nisan ayında da dün açıklanan veri sanayi üretiminin %6.2'lik bir yükselişle hala pozitif olduğunu, yani artıda olduğunu ama hızının biraz kesildiğini bizlere gösteriyor. Bir başka veri daha dün açıklandı demiştik. Şimdi o da gelecek ekranlarımıza. Özel sektörün kredi borcu, kısa vadeli borçlarımız, özel sektörün kısa vadeli borçları Nisan ayında 20.1 milyar dolar oldu. Peki önceki dönemde ne kadardı? 18.6 milyar dolar seviyesindeydi. Uzun vadeli borçlarsa 225.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şimdi bakalım haberlerimizin detaylarında neler var. Sevgili izleyiciler, piyasaların beklediği açıklama geldi. Amerikan Merkez Bankası Fed yine faiz artırımı. Fed'in faiz kararı merakla bekleniyordu ve o beklenen açıklama geldi. Fed faizleri 25 baz puan artırdı. Fed'in bu hamlesiyle faizler 1.75-2 aralığına yükseldi. Kararın ardından doların tepkisi gecikmedi. Dolar ilk olarak 4.63'ten 4.66 seviyelerine yükseldi. Ancak sonraki süreçte tekrar 4.65'in altına indi. Fed'in 2018 sonuna dek 2 kez daha faiz artırması bekleniyor. Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu olan Ovit Tüneli bugün hizmete girdi sevgili seyirciler. Tünelin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ovit geçidi herhangi bir tünel değil. Aynı zamanda bu geçit Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerinde bulunması sebebiyle stratejik bir öneme sahip. Türkiye'nin kuzey-güney ulaşım hattının da başlangıç yerinde bulunan Ovit geçidini bu tünel yapılmadan önce ancak 11 kilometre tırmanıp sonra da 10 kilometre inerek geçmek mümkündü. Kendisi zaten zorlu olan bu güzergah kışın aşılmaz bir hale gelmişti. Biz bu projeye ilk başladığımızda bazıları ne diyordu? Hayal. Burayı yapamazlar. Yaptık mı? Yaptık mı? Bitirdik mi? Çünkü 1880'den beri bu proje hep konuşulmuştur. Ama yapılamamıştır. Prensip olarak katılmadığım temel atma törenlerine burada katıldım. Çünkü bir inancım vardı. Çünkü bunu yapmamız gerekiyordu. Ve Allah'a hamdolsun bugün bu sözümüzü gerçekleştirdik. Ve bu kış Ovit Tüneli kapanmadı. Hiç kapanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Her yıl 100 bin öğrenciye iş verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı gençlere müjde verdi. Her yıl 100.000 gence çalışma imkanı sağlanacağını söyledi. Önümüzdeki dönemde her yıl 100.000 gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde, yaz tatilinde, 3 aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz. Nasıl? Yani bunların bursu biraz daha yükselmiş oluyor. Gençlerimiz ağaç dikmeden üniversiteye hazırlık kursuna, yaşlı bakımından kodlama, yazılım eğitimine kadar geniş bir alanda görev alacaklar. Her yıl tam 100.000 öğrencimiz bu şekilde eğitim öğretimini sürdürdüğü şehre katkıda bulunacak. Kiraz bahçede 1 liraya, tezgahta ise 15 liraya satılıyor. Üretici de haliyle bu durumdan şikayet ediyor sevgili seyirciler. Burası Türkiye'de kirazıyla ünlü Tokat Kemalpaşa köyü. Kiraz sezon başında 9 ila 10 liraya satıldı. Sezon sonuna doğru 1,5-2 liraya kadar düştü. Kiraz bahçeden ucuza alınıyor. Marketlerde ise çok yüksek fiyatlara satılıyor. Üretici bunu aracılara bağlıyor. Ankara, biz orada marketlerde bizim 3-3,5 liraya verdiğimiz 0,90 15 lira, 15 ila 20 arasında fiyatlara satıldığını biliyoruz. Çok inanılmaz derecede fark var. Yani aracıların ortadan kalkması mümkün değil. Ama dengenin oluşması lazım. Tarlada pamuk toplayan kadın işçiler 45 derece sıcağın altında çalışmak zorunda kalıyor. Kadınlar 45 derece sıcak altında 50 liraya ekmek mücadelesi veriyor. Görüntüler Aydın İncirliova'dan. Burada yaşayan kadınlar pamuk çapası sezonu nedeniyle günlerini çoluk çocuk tarlada geçiriyor. Bebeğimle geldim. Mecbur gelmek zorundayım. İşlemesen olmayacak, çocuk çocuk karnımız aç kalırız. Sabahın erken saatlerinde pamuk tarlasında çalışmaya başlayan kadınlar günde 8 saat çapa yapıyor. Karşılığında 50 lira yevmiye alıyorlar. Zor oluyor mu? Zor olmaz mı çocuğum? Zor. Ne kadar yevmiye alıyorsunuz? 50 milyon. Zor oluyor mu abla? Zor oluyor ya. Güneşin kavurucu sıcağı altında çapa yapmak zor da olsa onlar alın teriyle ekmek kazanmaktan mutlu. Anneleriyle birlikte çapa yapan genç kızlarsa 45 derece sıcağın altında harçlıklarını çıkarmaya çalışıyor. Biz de 10 kardeşiz. Babam çalışmıyor, benim hasta. Recep Tayyip Erdoğan köy evet isteyim ben. 11-12 yaşındayım ben, bu tarlada işim ne benim, okula gitmek isteyim.